Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bugün Prenses ve Çiko ile beraberiz. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi Prenses. Ben bu yeni kuşumuzun videosunu paylaştığımda ismi için soru sormuştum. Ne olsun demiştim. Çoğunluk Prenses dedi. Ne? Ne oldu Çiko? Hah. Ölürüm sana ben. Bıçık. Arkadaşlar iyice birbirlerine alıştılar ama hala eş değiller. Hala hop. Dediğim gibi hala çiftleşmediler ama çok alıştılar birbirlerine. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben artık odamı değiştirdim. Farklı bir odadayım. Evin başka bir odasına ben geçtim. Bu oda daha ufak ama daha ferah. Bir de kuşlarımın kafesini böyle üst bölgeye koydum. Hatırlarsanız diğer odamda yüklüğün üstündelerdi. Çok pisletiyorlardı orayı. Sonra bu dolabın üstü boş olunca buraya koydum ki en doğru şeyi yapmışım. Çünkü kuşlar... Şunu da yollayalım oraya. Çünkü kuşlar yüksekte olmayı seviyorlar. Ben bunu fark ettim. Yani... Konmak istedikleri yer yüksekte bir yer. Diğer odamda kafes yerdeydi ve hiç iyi değildi kuşlar için. Şimdi böyle bir avantajımız oldu. Çok da güzel bence. Ben yukarı çıkayım, size neler yaptığımı göstereyim. Arkadaşlar şöyle kartonlardan bu kuşların olur da pislerler diye alt zemine serdim. Üstüne peçete koydum tabii. Bakın daha yeni temizledim, hemen bir tane yapmışlar. Kafes ufak diyenler olmuş. Arkadaşlar evet kafesimiz ufak, yalan değil. Ama bu kafesi sadece mutfak olarak kullanıyorlar. Yemeyecekleri zaman, su içecekleri zaman girip yiyorlar, içiyorlar. Sonrasında hep böyle dışarıdalar. Ben kuşlarımı kafese hiç kitlemiyorum, hiç hapsetmiyorum. Bütün günleri bu odanın içinde, her gün işte bu odanın içinde uçuşuyorlar. Kocaman bir evleri var diyelim. Sabah ben alarm kurmuyorum. İkisi de geliyor başımın ucuna. İşte saçımı çekiyorlar, sakalımı çekiyorlar, ısırıyorlar. Özellikle şu Çiko yokmuş Çiko. Bir bağırıyor, bir ötüyor, beni mahvediyor. Sabah alarmlarım bunlar. Bunlar beni uyandırıyor. Birisi kafama konuyor dediğim gibi, birisi elime konuyor. Prenses deli gibi parmak yemeği seviyor. Bildiğin parmağımı kemiriyor. Ben alıştım, onlar da alıştılar. Dediğim gibi bu kafes onların evi değil, mutfağı. İşte su içeceği zaman, yemeyeceği zaman buradalar. Ama diğer bütün hallerde dışarıdalar. Onun için kafesimiz ufak olsa da fark etmez. Değil mi Çiko? Ha? Çiko? Arkadaşlar prensesimiz çok tatlı bir kuş. İyi ki almışım. Çok cana yakın, çok seveceğim bir kuş. Yanımdan ayrılmıyor. Şimdi ben video çekiyorum ya. O yüzden biraz böyle afalladılar. Elindeki kamerayı görüyorlar, korkuyorlar. Normalde yanımdan ayrılmıyorlar. Çiko da onun sayesinde daha fazla bana yaklaşır oldu. Daha çok beni sever oldu. Bütün iş prensesteymiş meğersem. Paşamız nerede? Arkadaşlar paşayı ayırmak zorunda kaldım. Çünkü paşa varken bu iki kuş birbirlerine asla alışmıyorlardı. Sürekli paşa ile Çiko prensesi dövüyordu. Ben de baktım ki Çiko ile... Sakin çocuklar, sakin. Gel. 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 Heh, oraya kondular. Ben de baktım ki Çiko ile prenses daha iyi anlaşıyor. Paşayı ayırmak zorunda kaldım. Paşa şeyde... Salonda. Ayrı bir kafeste. Heh. Bakın arkadaşlar. İyice alıştılar birbirlerine ya. Heh. Hayır dövmek yok. Eşek sıpası. Ben sana alıştı diyorum. Sen gidiyorsun kuşu dövüyorsun ya. Aa işte bu ses de beni uyandırma sesi arkadaşlar. Sabah alarmı.
Yürü bakayım prenses. Git bakayım bir çikon yanına. Git 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 git. Eşek seni git. Dur bir dakika şunu bir seveyim biraz ya. Böyle yüksekte olunca da arkadaşlar. Gel. Bakın arkadaşlar. Bu parmak manyağı. Gel ye. Gel. Aa. Manikür pedikür yapıyor ya resmen. Oh afiyet olsun. Bitti mi bu parmak? Dur öbürüne geçeyim. Al. Oo. Arkadaşlar bir zararı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü geldiğinden beri yiyor. Ama daha bir kere olsun bir halsizlik, bir rahatsızlık yaşamadı. Açıkçası benim de hoşuma gidiyor. Parmaklarım bakımlı bunun sayesinde. Gel şunu da ye biraz. Manyak ya. Şunu bir daha vereyim. Oh. Acıtmıyordu arkadaşlar. Yani nereye ısıracağını biliyor, ölü noktayı ısırıyor. Etimi ısırmıyor. Sadece tırnaktaki o sertleşmiş, artık temizlenmesi gereken yerleri alıyor. Aferin benim kızıma. Ben bunu bir kuaföre sokacağım, çalıştıracağım. Oradan da maaş alacağız. Chico'yla prensesin bütün giderlerini kuaförden aldığı maaşla karşılayacağız. Değil mi prenses? Ha kızım benim. Ay, burayı biraz acıttın. Dur öbür parmağıma git. Aşağıya atladı. Gel. Gel kızım benim. Gel 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 gel. Gel biraz da bu parmağıma gel. Doydun mu? Bu temiz değil mi? Bunda bir şey yok. Bunu sen dün yedin çünkü. Bak gitti gene. Gel. Chico. Gel oğlum sen de gel Chico. Chico gel. Gel. Aferin sana. Ha? Hadi biraz prensesi kandır hadi. Biraz kur yap onu hadi. Az böyle şey yapsan ama. Isık çalsana. Hadi Chico. Isık çalıştık aferin sana. Hadi. Kandır oğlum artık daha kaç ay oldu ya. Ha? Böyle kız bir daha bulamazsın ha böyle güzel bir kız. Adı da prenses. Ha. Hadi biraz kur yap biraz naz yap ona hadi. Hadi Chico hadi öp biraz. Eşek sıpası seni. Normalde nasıl gevezesin ya? Niye susuyorsun? Hadi. Hareketlere bak hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Arkadaşlar ne yaptıysam Chico'yu öttüremedim. Prensesle kur yapmasını görüntüleyemedim. Papağanlarla video çekmek gerçekten çok zor. Çünkü ne zaman isterlerse o zaman keyifliler. O zaman birbirlerine kur yapıyorlar. Böyle her dakika sürekli ötüp cilveleşmiyorlar diyeyim. Şimdi yemek yemeye kafesin içine girdiler. Ben de hazır girmişlerken bir çekeyim istedim. Videoyu sonlandıracağım birazdan. Dediğim gibi papağanlar kediler gibi. Ne zaman canları isterse o zaman. Ben mesela bazen yatakta yatıyorum. Üstümden hiç ayrılmıyorlar. Kovuyorum gene geliyorlar. Bazen de çağırıyorum umurlarında değil. Ne zaman benimle yakın temasa girmek isterlerse o zaman. Bana göre kedinin ruhu papağanların içine girmiş diyelim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Ne oldu Chico? Bir şey mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne söyleyeceksin oğlum? Kafa sallayıp sallayıp duruyorsun. Bir şey mi söyleyeceksin?
Bak 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 hareketlere bak bak bak. Bak bak. Bak. Şebekliğe bak. Eşek sıposu seni. Kasla kasla hareketlere bak. Aklı sıra prensesi kandıracak. Daha demin ne yapmadın bunları? He? O kadar bekledik, öt dedik, kuru yap dedik, eşek. Ben şimdi videoyu sonlandırırım. Bülbül gibi ötmeye başlarsın sen, ben biliyorum. Neyse. Bunlar böyle arkadaşlar. Artistik yapıyor bana ya. Bile bile yapıyor ya. Bile bile yapıyor ya. Çakal. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Of of deli.